bizi korkuttun. Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz? Neymiş? Neymiş? Ormandaki boz ayı. Ormanda ayı mı varmış? Haça ne ayısı bu? Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş. Ha? Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav? Duydum işte. Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz. Yok değil Rumula, yok yok. Var. Yok. Var. Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu? Evet evet, bence kesin var. Yok diyorum da. Var işte, var diyorum. Sardım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan? Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy. Oy. Ne yapıyorsun burada hoca? Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi? Ayı arıyoruz da. Ne ayısı? Boz ayı hocam. Boz ayı. Kocaman dişleri, büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış. Hey, dur kara kaçan. Ula kara kaçan dedik. Gerçekten de kaçtı. Yakaladık seni. Biz yakalamadık hoca. O durdu. Niye durdu ki? Burada bir şey yok. Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim. Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı? Ben size dedim uşaklar. Ayı yoktur diye. Aslında... Şaka yapmıştım. Ha? Ha? Aslında ayı yoktu. Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle. Aslında ayı yoktu. Şaka yaptım. Ne? Ne? Ula gördün mü başımıza neler geldi? Kaybolduk da. Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz. Özür dilerim baba. Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar. Ayı cibi mi mesela? Ayı mı? Ayı mı? Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da. Ben çok korkuyorum. Galiba ben de çok korkuyorum Bestami. Korkmayın uşaklar. Ben yok. Aman aman aman. Oy! O da
neydi ula? Ay 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 ay. Ayı var burada. Ömer demişti. Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış. Kaçın, ayı geliyor. Ha? Ha? Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.